Ya şu niye çıksın ki yerinden, değil mi? Merhaba arkadaşlar, bugün MZ250 ETZ kullanıyorum. Kardeşimin motoru, benimki de onda. Benim az önce fren çubuğum yerinden çıktı, gördünüz. Şimdi onu yapmaya gideceğiz. O somun yerinden çıkmış. Şimdi çok titrek bir motor olduğu için ister istemez o tarz şeyleri yaşayabiliyorsunuz. Sakın unutma, onun freni yok oğlum. Bu biraz daha tok ya, bunun sesi mesela. Çok farklı. Gidişi falan biraz daha iyi. Bunun meme çapı herhalde main jet dedikleri meme çapı zannedersem 118'lik. Bendeki 130'luk. Ama benim evde bir 125'lik memem var. MZ250 ETZ'ye ait. Onu takabilirim. Bunun çalışması çok değişik ya. Bu motor gerçekten güzelmiş ya. Yuppi. Bunlar meze mez yapan motorlar. TS 250 var, 125 var, trofi var. Mezeleri meze mez yapan bunlar. Hatta şu domuz kafa dedikleri trofiler var ya, 250S falan. Meze mez yapan bunlar. Adamlar zamanında ne kadar rally kazanmış yani. Bununla ilgili YouTube'da bayağı bilgi bulabilirsiniz. Mez en son 250 ETZ'yi yapmış. Ondan sonrakiler ne kadar da olsa 250 ETZ ve öncekiler gibi değil. Vay, gidiş çok farklı ya. Benim sinyal lambam kırılmış. Vizörümüzü indirelim. Ben kardeşim kadar cesur kullanamıyorum. Onun daha önceden bir CBR 1100 XX oldu. İki tane. Farklı zamanlarda. Suzuki GS500 ES oldu. Bu 4 silindir Suzuki'lerden. 84 mu 86 model miydi neydi onun motoru? Bir tane Yamaha TZR 250'si oldu. Ve ondan önce de sayısız moped, 125'lik falan vesaire başlangıç motorları oldu kardeşimin. Bir tane 301'lik meze oldu. Kanuniydi zannedersem. 97 model veya 96 model. Evet, motorumla yine bir sorun yaşadık. Allah beterlerinden korusun. Şimdi ayak freni tutmuyor. Evet. Benim motor da bayağı iyi gidiyormuş ha. Tabii pilotaj çok önemli arkadaşlar. Benim 0-100 hızlanma videomda maksimum 17.30 saniyeye kadar düşürdüm 0-100 hızlanma değerlerimi. Pilotaj orada çok önemli bir faktör. Sürücünün kilosu, efendim
lastiğin havası bile, yani her şey çok belirleyici bir kriter. Tamam, bunlar belki küçük oranlarda etki ediyor ama pilotaj ve özellikle sürücünün kilosu burada çok önemli. Selamünaleyküm Ahmet abi. Duyuyorsunuz bunu, ses daha tok ya. Bu güzel gidiyor ya, gerçekten iki hakkını veriyor yani. Stop edelim. Boşuna benzin yakmasın. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videolarımı beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.